Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizlerle beraber bir yanımda Apple'ın iPhone 14 Pro modeli, diğer tarafında ise Huawei'nin Mate 50 Pro modeli var. İkisi de markanın en iyi telefonları ve ikisinin de hem işlemci tarafında hem kamera tarafında, bununla beraber diğer pil gibi kısımlarda markaların en iyi teknolojilerinden yararlandığını biliyoruz. Bugün ise sizler için iki telefonun kameralarını kıyasaya yarıştıracağız. Zaten şu anda da piyasadaki en iyi kameralar olarak gözüküyor. Hatta Mate 50 Pro DxOMark platformunda en iyi kamera olarak seçildi. Peki kağıt üzerindeki verilerden ziyade gerçekte bizlere bu iki markanın telefonları neler sunuyor? Onları karşılaştırmaya başlayacağız. Dilerseniz ilk önce bir teknik özellik tarafında iki cihazın özelliklerinden bahsedelim. Sonrasında ise karşılaştırmamıza devam edeceğiz. Huawei Mate 50 Pro modelinde f1.4 ve 4.0 açıklığına sahip 50 megapiksellik ana kamera, 64 megapiksellik f3.5 diyafram aralığına sahip periskop kamera, bununla beraber 13 megapiksellik bir ultra geniş açılı kameramız bulunuyor. iPhone 14 Pro modeline geçtiğimizde ise 48 megapiksellik f1.28 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 12 megapiksel f2.8 telefoto kamera ve 12 megapiksel f2.2 ultra geniş açılı kamera bizleri karşılıyor. Kamera tarafında iki telefonda verileri şahane ama bize gerçek hayatta neler sunuyor onlara ilk önce bakmamız lazım. Fakat biz genel olarak şöyle bir fark yaratalım dedik. İki telefonun hem video hem de fotoğraf karşılaştırmasını ön kamera, arka kamera, geniş açılı lens gibi diğer lensleri de kullanarak bunları düşük ışıkta yapalım dedik. Yani gündüz ışığında orta segment telefonlar bile renkleri doğru verdiği takdirde kullanıcıları tatmin ediyor. Ama konu düşük ışığa geldiği zaman işler beklendiği gibi gitmiyor. Ki zaten kağıt üzerindeki verilerde iki telefonda kafa kafaya olacakmış gibi duruyor. Ama isterseniz bir dışarı çıkalım, bir gece çekimimizi yapalım. Bir de ondan sonra karar verelim. Bakalım iPhone 14 Pro mu yoksa Mate 50 Pro mu? Evet arkadaşlar, şu anda iki telefonumuzla da gerçekleştirdiğimiz video testini görüyorsunuz. İkisi de 4K 60 FPS çekim yapabiliyor. Ve bir yandan da yürüyorum sizler için iki telefonun da optik imaj sabitleyicisini görebilmeniz adına. Mikrofon testine bakacak olursak şu anda beni iPhone 14 Pro modelinin mikrofonundan duyuyorsunuz. Ve ses performansım bu şekilde, aynı zamanda sarsıntılar da bu şekilde anlaşılıyor. Şu anda ise Huawei Mate 50 Pro'nun mikrofonundan duyuyorsunuz beni. Peki siz mikrofon ve bu sarsıntı önleme konusundaki gerçekleştirdiği performansı nasıl buldunuz?
Özellikle düşük ışıktan bir anda aydınlığa geçtik. Yine şöyle karanlığa doğru devam edelim. Hani grendir, onun dışında kumlanmadır, bunun gibi sorunlar sizce oluyor mu? Düşük ışıkta performansı hangi modelin daha iyi, yorumlamak size kalmış. Şimdi bir de optik imaj sabitleyicisinde bir koşu yapacak olursak düşük ışıkta bu koşu performansının nasıl olduğunu beraber görelim. Şimdi yavaş yavaş yürüyeceğim, sonra koşmaya başlayacağım. Bakalım sarsıntı önlemede hangisi daha başarılı olacak. Şu anda normal hızla yürüyorum ve koşmaya başlıyorum. Stabilizasyon durumları bu şekilde. Şöyle yavaşlayalım. Şöyle ani dönüşler yapalım. Tabii ki çok düşük ışıktayız şu an ama ona rağmen bence iPhone 14 Pro modelinin karanlık yerleri aydınlatma konusundaki farkını görüyorsunuz. Yani Mate 50 Pro'da özellikle şu sağ duvara baktığımız zaman bayağı bir fark var arkadaşlar. Yani iPhone 14 Pro o duvarı bile aydınlatmış. İsterseniz diğer testlerimizle devam edelim. Evet arkadaşlar, şu anda ise iki telefonun da ön kamera performanslarını görüyorsunuz. İki telefonda ön kamerada 4K 60fps çekim yapabiliyor. Ve bir yandan da yürüyorum. Özellikle sarsıntı önleme konusunda performansını görün diye. Ve şöyle karanlık bir ortamdayım. İkisi de benim elimde. Mikrofon performansını değerlendirecek olursam. Hop, arkadan da bağır çıktı. Evet, şu anda beni iPhone 14 Pro'nun mikrofonundan duyuyorsunuz. iPhone 14 Pro'nun mikrofon performansı bu şekilde. Şu anda gözlemlediğim kadarıyla bu arada iPhone 14 Pro'nun daha aydınlık olduğunu söyleyebilirim. Mikrofon performansıyla devam edecek olursak şu anda da Huawei Mate 50 Pro'nun mikrofonuyla devam ediyoruz. Ses performansı bu şekilde. Peki siz nasıl buldunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Evet, testlerimizi inceledik. iPhone 14 Pro ve Mate 50 Pro modellerinin karşılaştırmasını sizlere sunduk. İlk olarak sizler için fotoğraf testinden başlayacağım. Öncelikle fotoğraf testi tarafında çekim esnasında iPhone tarafında biraz daha iyi bir görüntü bizleri karşılıyor. Fakat Mate 50 Pro tarafında yapay zekanın desteğinin büyük olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ilk çekerken diyorsunuz ki iPhone 14 10 üzerinden 9 puan alıyorsa Mate 50 Pro 4 puan alıyor falan dersiniz. Ama iş yapay zekaya geldiği zaman iki telefonda kafa kafaya fotoğraf performansının olduğunu söyleyebiliriz. Genel olarak değerlendirdiğimizde renklerin doğruluğu açısından iPhone 14 Pro bir adım önde gibi olsa da genel olarak fotoğrafın görüntüsüne baktığımızda yapay zeka gördüğümüzden farklı bir fotoğraf bize sunuyor Mate 50 Pro'da. Ama görsel olarak daha hoş bir görüntü sağlanıyor. Yani gerçekçilik olarak iPhone 14 Pro modeli bir adım daha önde. Fakat yapay zeka desteğiyle renkler daha hoş gözüküyor Mate 50 Pro'da. Dilerseniz bir de portre moduna bakalım. Portre modunda da iPhone tarafında arka tarafta doğru düzgün bir blur performans sergilenmedi. Fakat Mate 50 Pro'da yine bir adım daha önde olduğu yapay zeka desteğiyle biraz daha kuvvetlendiğini söyleyebiliriz. Dilerseniz hemen video testlerini yorumlamaya geçelim. Video testlerine baktığımız zaman işler tamamen tersine dönüyor. Yani tamamen iPhone 14 Pro lehine sonuçlar görüyoruz. Özellikle arka taraftaki düşük ışıkta çektiğimiz videoları hem sarsıntı önleyici tarafında hem de renk doğruluğu tarafında değerlendirecek olursak iPhone 14 Pro'nun bir aile önde olduğunu yorumluyorum. Yani bence iPhone 14 Pro biraz daha önde. Tabii ki siz de yorumlarda paylaşın. Sizlerle birlikte tartışalım. Ama şunu fark ettim, özellikle test yaparken Mate 50 Pro ile fotoğraf veya video çekerken iki telefonu elime aldığımda şöyle bir sonuçla karşılaştım. iPhone 14 Pro modeli biraz daha genişten alıyor. Yani bu 1x lens için bahsediyoruz. Ana kamerada bile Mate 50 Pro'nun biraz daha croplu bir görüntü bizlere sunduğunu belirteyim. Bununla beraber geniş açıda da zaten renkler biraz daha soluyor Mate 50 Pro'da ama iPhone 14 Pro yine bu konuda bir adım daha öne geçmiş. Ön kamera testini değerlendirdiğimizde ise yine iPhone 14 Pro'nun bir adım daha öne geçtiğini söyleyebiliriz. Tabii ki telefonlar otomatik olarak ön flaş açtı. Yani dışarıdan beyaz bir çerçeve verdi bizim için. Ama biz onu da kapattık adil olsun diye. İki telefonda da aynı anda aynı ışıkta çekim yaptık. iPhone 14 Pro 39.000 TL'lik bir fiyat etiketine sahip. Tabii ki bu kurla beraber çok dalgalanıyor. Bir artıyor, bir azalıyor falan. Mate 50 Pro ise 33.000 TL'lik bir fiyat etiketine sahip. Yani ortada 6.000 TL'lik bir fark var. Eğer üst segment bir telefon arıyorsanız, yani amiral gemisi bir telefon istiyorsanız ve sizin için kamerada düşük ışık önemli bir kıstasla, düşük ışık performansının çok iyi olmasını istiyorsanız aradaki bu 6.000 TL'lik farkı gözetmeyin.
gözeterek bir karar vermenizi öneriyoruz. Ama genel olarak ben fiyatı da bir kenara bırakıp yalnızca kameraları üzerinden bir yorum yapacak olursam, yapay zekanın devreye girdiği noktada Mate 50 Pro'nun öne geçtiğini ama genel hatlarıyla değerlendirdiğimizde iPhone 14 Pro'nun daha gerçekçi olduğunu, hatta kendimce bir puanlama yapmam gerekirse iPhone 14 Pro'nun önde olduğunu yorumluyorum. Tabii ki bu sizin de fikrinize göre değişir. Örneğin ben daha gerçekçi bir fotoğraf istiyorumdur ama siz ışıkları daha hoş gözüken, daha güzel gözüken bir fotoğraf görmek istiyorsunuzdur. Bu yüzden sizin yorumlarınız da önemli. Hatta şurada bir anket açıyorum. Sizce bu yarışın kazananı kim? Siz de aynı zamanda diğer yorumlarınızı da yine aşağıya yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bizleri de sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın.